Merhaba sevgili gençler. Ben fen bilimleri üretmeni Beyzade Bağdır Yılmaz. Bugün sizlerle madde ve endüstri konusuyla alakalı soru çözümlerine devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda çözeltilerin pH değerleri değiştikçe maddelerin asitlik ve bazlık özellikleri de değişir. Asit ve bazların pH değerleri 7'den uzaklaştıkça asitlik ve bazlık özellikleri de artar. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar pH metremiz vardı pH metremize baktığımızda 0 ile 14 arasındaydı. Tam ortası 7 idi. Arkadaşlar 0 ile 7 arasındaki maddeler asidik özellik gösterirken 7 ile 14 arasındaki maddeler bazik özellik gösteriyordu. Tam ortası 7 olan maddeler ise pH 7 olan maddeler ise nötr özellik gösteriyordu. Arkadaşlar maddelerin pH derecesi 7'den uzaklaştıkça o kadar çok kuvvetli olacaktır. Yani bir madde pH değeri 7'den 0'a doğru yaklaştıkça kuvvetli asit olacaktır. Kuvvetliliği artacaktır. 7'den 14'e doğru yani bazik aralıkta 14'e doğru gittikçe kuvvetli baz olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuza bakalım. K maddesinin pH değeri 6'dır. L maddesinin pH değeri 2'dir. Şimdi K maddesinin pH değeri 6 olduğuna göre 0 ile 7 arasında olduğuna göre K maddemiz asit arkadaşlar. Ama 7'ye yakın olduğu için zayıf olarak nitelendirelim. L maddesinin pH değeri 2'dir. pH değeri 2 olduğuna göre o da 0 7 aralığındadır ama 7'den uzak olduğuna göre kuvvetli asit olarak nitelendirebiliriz. M maddesinin pH değeri 9. pH değeri 7 ile 14 arasında olduğuna göre bu maddemiz baz. Ama 7'ye yakın olduğundan dolayı zayıf olarak nitelendirelim. N maddesinin pH değeri 12'dir. 7 ile 14 arasında olduğuna göre yine baz. Ama 14'e yakın olduğuna göre kuvvetli baz olarak nitelendirelim. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifademize bakıyoruz. K maddesi L maddesinden daha kuvvetli bir asittir. Bakıyorum arkadaşlar. K maddemiz zayıf asit. L maddesi kuvvetli asit. K maddesi L maddesinden daha kuvvetlidir. Hayır arkadaşlar. K maddemiz zayıf bir asitti. İkinci maddemiz. M maddesi N maddesinden daha zayıf bir bazdır. M maddemiz N maddesinden N maddesine bakıyoruz. Kuvvetli baz daha zayıf bir bazdır. Doğru. Üçüncü ifademiz. K maddesi kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirmez. K maddemize bakıyoruz arkadaşlar. Zayıf asit. Asit olduğuna göre kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 2 ve 3 çıkacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Çınar'ın okulundaki beden eğitimi dersinde kız öğrencilerin basketbol maçı yapabilmeleri için iki adet takım kurulacaktır. Basketbol takımlarının formaları için öğrencilerin fikirleri alınmıştır. Öğrenciler asit ve bazların belirteçlerdeki renk değişimlerine göre formaların renklerini belirlemek istemişlerdir. Arkadaşlar birinci takım birinci rengi belirlerken kırmızı turnosol kağıdına X maddesini damlatıyor. İkinci rengini belirlerken mavi turnusol kağıdına Y maddesini damlatıyorlar. Birinci renkte ikinci takım birinci rengi seçerken Z maddesine metil oranj, T maddesine metil oranj damlatıyor ikinci renkte de. Şimdi arkadaşlar biz kırmızı turnusol kağıdının etkilerini gözlemleyelim. Eğer e, turnusol kağıdı hatırlayacağınız üzere turnusol kağıdının etkisine baktığımız zaman asitlerle arkadaşlar kırmızı renk olurken bazlarla mavi renk oluyordu. Aynı şekilde metil oranja baktığımızda metil oranjın da özelliği arkadaşlar Hatırlayacağınız üzere belirteçlerden fenolftaleinimiz vardı, bir de metil oranjımız vardı. Fenolftalein arkadaşlar söyleyelim, asitlerle arkadaşlar renksiz olurken, bazlarla pembe renk veriyordu. Metil oranj ise arkadaşlar yazalım buraya, asitlerle kırmızı, bazlarla sarı renk verir. Dolayısıyla arkadaşlar takımlarımızın rengini belirleyelim. E, i̇fadelerinden hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman X maddesi asit, Y maddesi baz ise hemen bakalım arkadaşlar. X maddemiz ve Y maddemiz birinci renk ve ikinci renge birincisine yani X maddesine kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. Eğer X maddemiz asit ise X maddesine sol kağıdı damlatılıyordu. Pardon, kırmızı sol kağıdı temas ettiriyordu. Y maddesine ise arkadaşlar, pardon. Y maddesine ise mavi turnusol. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar X maddesi asit. Kırmızı sol kağıdı asitlerle tepkimeye girmeyeceğine göre Birinci rengimiz arkadaşlar kırmızı olacaktır. Şuraya tik işareti koyduk. Y maddesi baz ise arkadaşlar bazlar mavi sol kağıdıyla tepkime vermeyip renk değişimi göstermeyecek. Dolayısıyla rengimiz mavi olarak kalacaktır. Dolayısıyla kırmızı ve mavi birinci ifademiz doğru olmuş olacaktır. İkiye bakıyoruz. Z maddesi asit, T maddesi baz. Hemen bakalım arkadaşlar. Z maddesine metil oranj, T maddesine de ikisine de metil oranj damlatılıyordu. Hatırlayacağız üzere arkadaşlar metil oranj asitlerle kırmızı dolayısıyla Z kırmızı olacaktır. T maddesi baz. Bazlar da arkadaşlar metil oranjla sarı renk verecektir. Dolayısıyla rengimiz kırmızı sarı olacaktır. Üçüncüye bakıyoruz arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere X maddesi kırmızı turnu sol kağıdıyla temas ettiriliyordu. X maddesi ve Y maddesi asit ise. Arkadaşlar X maddesi asit olduğu zaman kırmızı turnu sol kağıdını kırmızı renk verecektir. Ama burada mavi renk dediği için bu ifademiz yanlış. Y'ye bakalım. Y maddesi asit. Y maddesine mavi turnusol. Arkadaşlar asitler mavi turnusol kağıdına temas ettiğinde turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürecektir. Burada kırmızı ifademiz doğru ama mavi ifademiz yanlış olduğu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Cevabımız B seçeneği 1 ve 2 çıkacaktır. Sıradaki sorumuza baktığımızda Yandaki kapta bulunan NaOH yani sodyum hidroksit çözeltisine 1-2-3 maddeleri ayrı ayrı eklendiğinde hangileri kaptaki çökeltinin pH değerini azaltır? Şimdi arkadaşlar biz kaptaki pH değerini en başta belirleyelim. Kapımızda arkadaşlar sodyum hidroksit var hatırlayacağınız üzere arkadaşlar formüllere bakarak maddelerin asidik mi bazik mi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela NaOH formülümüzdeki OH bize bu maddenin bazik bir madde olduğunu ifade ediyor. Ama tabii ki her OH olan bazik olmayacaktır. CH3COOH gibi. O yüzden arkadaşlar NaOH sodyum hidroksit Milli Eğitim kitabımızda da belirtilmiş. Bu maddemiz baz bazik bir maddedir. Baz olduğundan dolayı arkadaşlar pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Şimdi diğer maddelerimize bakalım arkadaşlar. HCl yani sodyum klorür. Bu tuz ruhu olarak adlandırıyor. Ve pH değeri bayağı düşük olduğundan dolayı kuvvetli bir asittir arkadaşlar. pH değeri 0 ile 7 arasında asit olarak nitelendirilir. Saf suyumuz arkadaşlar pH değeri 7'dir. Nötr olan bir maddedir. H3PO4 zaten asit olarak verilmiş. Arkadaşlar dolayısıyla pH değeri 0 ile 7 arasında olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kabımızda pH değeri 7'nin üstünde olan bir madde var. Hemen bunun grafiğini şu şekilde ifade edersek. Bu maddemizin pH değeri 7'nin üstünde arkadaşlar çünkü bazik bir madde. Ben tutup da 7'nin üstündeki bir maddeye asidik mi eklesem pH değeri azalacaktır. Bazik mi eklesem pH değeri azalacaktır. Bazik de ekleyebiliriz ama zayıf bazikleri de ekleyebiliriz. Ya da arkadaşlar örnek veriyorum. Tuz ruhunu eklersek pH değerimiz örnek veriyorum burada 9 olsun tuz ruhunu eklersek pH değerimiz en başta nötralleşme tepkimesi gerçekleşip 7'ye doğru gelecektir. Eğer tuz ruhundan çok fazla eklersek arkadaşlar pH değerimiz 7'nin de altına düşecektir. Ya da saf su eklersek pH değeri 7'den büyük olan bir maddeye pH değerimizi şöyle yazalım. Saf suyumuzu eklersek saf suyumuzun pH'i 7'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ben pH'ı 7'den büyük olan maddeye saf su ekledikçe pH değerim gitgide düşecektir. 7'ye doğru yaklaşacaktır ama 7'ye tam temas etmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bazik olan maddeye asit olan tuz ruhunu, saf suyu ve fosforik kesti ilave ettiğim zaman arkadaşlar asitlerle kimyasal tepkime verip nötralleşme tepkimesi gerçekleştirip ya da saf suya eklediğimiz zaman pH değeri azalacağından dolayı 3 ifademizde de 3 maddemizde de çözeltimizin pH değeri azalacaktır. Cevap Diyarbakır seçeneği olur. Bir diğer maddemize bak sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yandaki etkinlikte bir öğrenci masa üzerinde duran maddelerin üzerlerine sırasıyla nitrik asit damlatıyor. Et ve mermerin etkilendiğini, camın ise herhangi bir deformasyon yaşamadığını gözlemliyor. Buna göre öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Elimizde nitrik kesitimiz var. Bu nitrik kesitte arkadaşlar ete, mermere ve cama temas ettiriyor sırasıyla. Ve et ve mermerde, et ve mermerde deformasyon gözlenirken cama herhangi bir etkisi olmuyor. Şimdi arkadaşlar nitrik kesitimize baktığımız zaman şuraya da yazalım. Ne diyebiliriz? Asitler ete zarar veriyor. Dolayısıyla bize de zarar verecektir. Cildimizi tahriş edebilir ve asit arkadaşlar mermerle tepkimeye giriyor. Dolayısıyla biz bunu mutfak tezgahında da falan kullanamayacağız mermere zarar verdiğinden. Ama cama herhangi bir etki yapmıyor. A seçeneğine bakıyorum. Sirkeyi cam şişede saklaması. Baktığımız zaman arkadaşlar sirke asidik özellik taşıyor. Sirkemiz asit olduğundan dolayı, HNO3 de bir asit olduğundan, nitrik asit olduğundan dolayı cam şişede saklanması. Bakıyorum asitler cama herhangi bir zarar verdi mi? Vermedi, etkileşim olmadı. Dolayısıyla sirke cam şişede saklanabilir. B'ye bakıyorum. Laboratuvarda zat ile çalışırken eldiven ve gözlük kullanılması. Arkadaşlar zat bir asittir. Dolayısıyla e, biz asitlerle çalışma yaparken eldiven ve gözlük kullanmamız lazım. Uygun olmayan davranış soruluyor. Mermer tezgahta limon kesmekten kaçınması. Arkadaşlar bizim limonumuz yine asidik olan bir madde. Mermer tezgahta bakıyoruz asitlerle mermerler tepkimeye giriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunu kesmekten de kaçınmamız lazım. D'ye bakıyorum. Laboratuvardaki renksiz sıvıyı koklayarak tespit etmesi. Arkadaşlar bazı çok kuvvetli asitler vardır. Kokladığımız zaman burundaki duyu hücrelerine da zarar verecektir. Çok keskin kokuları vardır. Dolayısıyla arkadaşlar ben koklayarak bütün maddeler hani asidik mi bazik mi olduğunu veya zararsız mı olduğunu kesinlikle tadarak veya koklayarak ee, tespit edemeyiz. Dolayısıyla uygun olmayan davranışımız koklamaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda suda çözündüğünde H+ iyonu veren e, maddeler asit özelliği göstermektedir. Bazı maddeler işlerinde hidrojen bulunmamasına rağmen suda çözündüğünde H+ iyonu oluştururlar. Ametallerin oksijenli bileşikleri bu durumu örnek gösterilebilir. Buna göre içerisine NaOH yani sodyum hidroksit çözeltisi bulunan e, deney tüpüne aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi eklendiğinde tuz oluşumu beklenmez. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bize tuz oluşumunu soruyor. NaOH'a baktığımız zaman arkadaşlar şöyle ifade edelim. Bazik bir madde. Bazik bir madde olduğundan dolayı pH derecemiz 7 ile 14 arasında. Dolayısıyla arkadaşlar ben bazik olan bir maddeden tuz elde edebilmem için Nötralleşme tepkimesi gerçekleştirmem lazım. Hatırlayacağınız üzere nötralleşme tepkimesinde asitlerle bazlar tepkimeye girip nötr haldeki tuzu ve suyu oluşturuyordu. Dolayısıyla tuz oluşumu beklenmemesi için bizim elimizde baz var arkadaşlar. Bazımız olduğuna göre tuz elde edebilmek için bizim asite ihtiyacımız var. Baktığımız zaman arkadaşlar hidroklorik asitimiz var. Karbondioksit baktığımız zaman arkadaşlar şuraya baktığımız zaman ametallerin oksijenli bileşikleri. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar oksijenle karbon tepkimeye girmiş. Karbonumuz bir ametalde. Dolayısıyla bu da asidik özellik gösterecektir. Aynı şekilde diğer bakır seçeneğine bakıyorum. Oksijenle azot tepkimeye girmiş. Azotumuz da arkadaşlar ametalik özellik gösteriyordu. Dolayısıyla azitik asidiktir. Ama NH3'e baktığımız zaman arkadaşlar 2 tane ametal olmasına rağmen NH3'ümüz amonyaktır. Amonyak ise arkadaşlar bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösterdiğinden dolayı bazla baz tepkime giremeyecektir. Dolayısıyla tuz elde edilemeyecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği çıkar. Bir diğer sorumuza baktığımızda, kırmızı lahana suyu bir maddenin asidik ya da bazik özelliğe sahip olduğunu belirlemek için kullanılır. Küçük parçalar halinde kesilen lahana yaprakları üzerine sıcak su dökülür. Hazırlanan karışım oda sıcaklığına gelinceye kadar beklenir ve bir süzgeç yardımıyla lahana yaprakları sıvı kısımdan ayrılır. Böylece bir belirteç elde edilir. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar belirteçler doğada da bulunabiliyordu. Maddelerin asidik mi ya da bazik mi olduğunu renk değişimlerine bakarak söyleyebiliyorduk. Elde edilen çözeltinin rengi temas eden maddelerin pH değerine bağlı olarak değişir. pH değeri yaklaşık 7 olan nötr lahana çözeltisinin rengi mordur. Bakıyorum arkadaşlar, pH değeri 7 yani nötr olan bir madde lahana çözeltisiyle mor rengini veriyor pH değerinin daha düşük olması halinde yani asidik olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşürken kırmızı mor aralığına dönüşürken pH değeri 7'den daha yüksek olduğu durumlarda yani bazik olduğu durumlarda ise arkadaşlar çözeltinin rengi mordan maviye doğru dönüşüyor. Daha yüksek pH değerlerine yani kuvvetli bazlarda yeşil ve yeşil sarı renge dönüşebiliyor arkadaşlar. Bu bilgiler ve renk değişim grafiği bize verilmiş tablosu bakıyorum arkadaşlar verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakıyorum. Kırmızı lahana suyu bir maddeye temas ettiğinde yeşil renk alıyorsa hemen rengin bakalım yeşil renk alıyorsak hemen döndük arkadaşlar yeşil renk alıyorsak maddemizin pH değeri 8 ile 9 aralığındadır. O maddenin sulu çözeltisi OH iyonu verir. Arkadaşlar bir maddenin pH değeri 8-9 aralığında ise bu maddemiz bazik özelliktedir. Bazik olduğundan dolayı sulu çözeltisi OH iyonu verecektir. Doğrudur. B'ye bakıyorum. Bir maddenin asitlik kuvveti arttıkça kırmızı lahana suyunun rengi kiraz kırmızısına döner. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Asitlik kuvveti arttıkça bu ne demekti? pH değerinde 14, 0, 7. Bir madde 0, 7 arasındayken asidik özellikteydi. 7'den ne kadar uzaklaşırsak o kadar kuvvetli oluyorduk. Dolayısıyla asitlik kuvveti arttıkça yani 7'den 0'a doğru yaklaştıkça rengimiz kiraz kırmızısına mı dönüşüyor? Bakıyorum arkadaşlar pH'im 7'den çok küçük olan 2-3 aralığında kiraz kırmızısına dönüşüyorum. Dolayısıyla doğru bir ifade. C'ye bakıyorum. Kırmızı lahana suyunun rengini mavi yapan bir cisim. Hemen dönüyorum arkadaşlar kırmızı lahana suyunun rengini mavi yapan 7-8 aralığında yani zayıf bazdan bahsediyor. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür. Arkadaşlar zayıf bazdan bahsediyorduk. Dolayısıyla baz olduğundan dolayı kırmızı turnusol kağıdının rengini de Bunlar maviye dönüştürecektir. Son ifademiz kırmızı lahana suyunun rengini yeşil yapan bir madde. Hemen dönüyorum. Kırmızı lahana suyumuzun rengini yeşil yapan bir maddemizin pH değeri 8 ile 9 arasındadır. Yani bazik bir maddedir. Lahana suyunun rengini yeşil sarı yapan maddeden hemen bakıyorum. Yeşil sarı yapan maddenin pH değeri 10-11. 7'den uzaklaştık daha kuvvetli. Ama burada bakıyorum diyor ki 7 8 aralığındaki daha kuvvetlidir. Hayır arkadaşlar 7'den uzaklaştıkça daha kuvvetli olacağız. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır seçeneği çıkar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.